Şehri Gündem programı olarak Van'da Çatak Kaymakamlığı'na konuk olduk ve yanımızda Sayın Kaymakamımız ve Kayyum Belediye Başkanımız Hamza Türkmen Bey var. Hamza Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hamza Türkmen. Yaklaşık 9 yıldır bu kaymakamlık mesleğini yürütüyorum. Denizliyim, Denizli Tavaslıyım. Daha önce Rize Hemşin'de görev yaptım 3,5 yıl. Ardından Bilecik Yenipazar'da 2 yıla yakın bir kaymakamlık görevim oldu. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Hem kaymakamlık hem belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Bizlere Çatak ilçesini tanıtır mısınız? Çatak olarak şöyle, kayyumdan önce, kayyumdan sonra şeklinde Çatak'ı ayırırsak, kayyumdan önce Çatak bir belediye hizmeti gördüğünü söylemek çok mümkün değil. Çatak, kayyum döneminden önce merkezinde ve köylerinde bir tane bile çocuk parkı yok. Cumhuriyet döneminden bugüne kadar yapılan yollara bakın ve kayyum dönemindeki yollara bakın. Bizim yaptığımız yollar hepsinden daha fazladır. Onun dışında şehirde bir şehir havası yokmuş. Yani bir köy havası. Kaldırımlı olmayan bir şehir düşünün. Yayaların yaşayamayacağı, engellilerin yaşayamayacağı bir şehir düşünün. Onun dışında aydınlatma direği yok şehirde. Temel hizmetleri yapmayan bir belediyenin sosyal projelere ne kadar önem vereceği. Hiçbir sosyal proje yok ilçede. Ne gençlere dokunulmuş, ne kadınlara dokunulmuş. Böyle olunca Çataklılar belediye hizmetinin ne olduğunu bugüne kadar anlamamışlar. Belediye deyince biz oy veririz, içimizden birisi gider, belediye başkanlığı yapar ama bir hizmeti olmaz. Yani belki yakınlarını işe alır. Biz bunu değiştirdik ve bizim kaynaklarımız, şunu söylüyoruz ısrarla, bizden önceki HDP belediyesinin kaynaklarından daha fazla değil. Biz sadece kaynaklarımızı hizmetlere yöneldik. Yani birçok sıcak asfalt görmemiş bugüne kadar Çatak. Bizim bazı köylerimizin yolu tamamen sıcak asfalt artık. Hiçbir köyümüz parke taşı görmemiş. 170 bin metrekare parke taşı döşüyoruz. Hala devam ediyoruz parke taşı döşemeye. Onun dışında aydınlatma çalışmalarımız var. Şehrimizi güzelleştiriyoruz. Güzelliğini ön plana çıkartıyoruz Çatak'ın. Bunun dışında da biz toplumun her kesiminden insana ulaşmaya, erişmeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Biz burada eğitim konusunda bir hamle yaptık en başından. Çocuklarımıza ana sınıfından itibaren bir projemiz var. İngilizce eğitimi veriyoruz, spor eğitimi veriyoruz ve müzik eğitimi veriyoruz. Anaokulu öğrencilerimize. Onun dışında biraz daha üst sınıfa geçince, ilkokul, ortaokul, lise, bu çocuklara ileri seviye İngilizce eğitim veriyoruz. Bizim o şablonumuzdan çıkarttık biraz İngilizceyi. İngilizce tiyatro oynatıyoruz, İngilizce şarkı söyletiyoruz. Bazen tiyatroyu kendisi yazıyor çocuklar. Dergiler çıkartıyorlar. Bunun dışında kod eğitimi veriyoruz biz çocuklarımıza. Bunu bütün ilçeye yaymak istiyoruz. Şu an bazı okullarımızda başladı. Çocuklarımıza yazılım öğretiyoruz biz. Biz bunlara fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Bunun dışında bir sanat merkezimiz var. Toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Burada piyano kurslarımız var, gitar kurslarımız var, bağlama kurslarımız var. Bizim bu kurslarımızda 3 yaşındaki öğrencimiz bile piyano öğrenebiliyor. Piyano bizden, gitar bizden, bağlama bizden. Gelip çalıyorlar, gelip çalışıyorlar. Tabi bunların maddi imkanları birçoğunun çok yetersiz. Biz bu insanların yani kendi başlarına, kendi imkanlarıyla bunu yapamayacaklarını biliyoruz. Biz belediyenin imkanlarıyla bunu sonuna kadar destekliyoruz. Şimdi biz bu imkanlarla bu hizmeti veriyoruz. Ama inanıyoruz ki bu insanların arasından sanatçılar çıkacak. Bu insanların arasından sporcular çıkacak. Bizim burada spor merkezimiz var, gençlik kulüplerimiz var. Rafting sporuna başladık biz Çatak'ta. Ve ilk yılın sonunda bize Türkiye derecesi getirdiler. Türkiye üçüncülüğü getirdiler. Çok mutlu olduk. Biz burada toplumun bütün kesimine ulaşmak istiyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Çatak son yıllarda çehresi çok değişti. Eskiden Çatak deyince, Google'a arayınca çatışma videoları çıkarken şimdi Çatak'ın güzellikleri ön plana çıkıyor. Cevizi ön plana çıkıyor, balı ön plana çıkıyor. Burada rafting sporu yapılıyor artık. Biz Çatak'ı yakında
dağlarında turistlerin gezdiği, yayla turizmin açıldığı, insanların buraya gelip Çatak'taki insanlarla, buradaki köylülerle beraber konakladığı bir Çatak hayal ediyoruz. Buranın kendine has bir hayat tarzı var ve bu hayat tarzı başlı başına bir turizm kaynağıdır. Biz bütün doğal güzelliklerini, sportif faaliyetleri geçtik. Çatak'a gelen insanlar bizim köylerimize çıksalar, oradaki hayatı görseler, inanın etraftakilere söylerler, anlatırlar, buraya turist yer. Burada o derece güzel, o derece doğal bir hayat var. Yani yüzyıllar öncesinin yaşam tarzını bozmamışlar bu insanlar. Gelsinler, yaşayan tarih görsünler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.